derslerde hep kopya çekiyor. Hocam nereden biliyorsunuz? Belki arkadaşımızınkinden kopya çekiyor. Mümkün değil. Geçen gün arkadaşına bir soru sordum. Çocuk sorunun cevap kısmında bilmiyorum yazmış. Siyah ben de bilmiyorum yazmış. Aa. Hocam bizim kursun nasıl? Efendim çocuğunuz hep yalan söylüyor. Ama benim kızım yazılmaz. Bakın beyefendi. Geçen gün bana bir telefon geldi. Telefondaki ses, hocam Gülsüm çok hasta. Yarın okula gelemeyecek dedi. Ben peki gelmesin ama siz kimsiniz diye sorduğumda cevap ne dese ne gelse beğenirsiniz. Şey ben babam öğretmenim. Artıcı var. Hocam biz Emine'nin annem babasıyız. Emre çok zeki bir öğrenci. Öyle mi? Görüyor musunuz? Kızımız zekasını benden almış. Ondan hiç şüphem yok. Çünkü benim zekam yerinde duruyor. Hocam senin nasıl? Ödevlerini sürekli yanlış yapıyor. Ah hocam ah, o kadar sayılıyorum babasına. Bırak da çocuk ödevlerini kendisi yapsın. Ama benim bilmemiyor ki. Hocam Kerim'in durumu nasıl? Çok kötü. Siz bunu okutmayın Beşiktaş'a beyefendi. Niye? Niye olacak? Geçen gün Türkiye'nin başkenti neresi diye sorduğumda Türkiye'nin başkenti Antakya'dır dedi. Vay eşit herif vay. Vallahi hocam inanın o kadar anlattım. Türkiye'nin başkenti Kumlu'dur diye. Berkay Bey, bir şey mi soracaksınız? Adamın kaldırdığı eli bile kasıtlı yahu. Hocam, ben bir şey anlamadım. Biz çocuğu iyi besliyoruz ama bebeğe zayıf geliyor. Neden? Efendim, ben bizzat sizin çocuğun beden eğitimi için fazladan bedenci getirdim. O bedenle bir öğretmen bile baş edemedi. Her gün anası açma derme yediriyor bu çocuğa ama. Efendim, Kütahya için vaza neyse bizim için de Suat olarsın. Bizim okulun da Suat'ı meşhur. Biz her şeyi ona göre tarif ediyoruz. Misal, erkekler tuvaletlerdi. Suat'ı geç, ilk sağda. Allah Allah, nasıl tarif edebilirsin canım? Benim yavrum sabit mi? Efendim, ben Suat'ın 400 yıl öncesiyim. Ben Suat'ı kantinden başka bir yerde görmedim. Benim derdim de bu. Geçen gün hoca kimi yapmış? Çocuk kimi yemiş? Çocuk biraz sıkıntılı hocam. Siz laf ediyorsunuz ama sizin çocuğun da sıkıntıları var. Geçen gün derste çocuklara kağıt dağıttık. Ailenizle ilgili sıkıntılarınızı yazın demiş. Bakın sizin çocuk ne yazmış. Geçenlerde babamdan bilgisayarımın yenilenmesini istedim. Babam F5'e basıp sayfayı yeniledi gitti. Ben böyle bir şey için çocuğumu asla rezil edemem. Gerekiyorsa idolum olan Ahmet ve Rıfat hocaların öğretilerine uyup boğazımı kısarım. Gerçi şimdi hiç kısamam. Çünkü çok acım. La senin boğazından kıssak ülkede milli gelir artar. Afrika'daki açlık biter. Hem sen karışma yarım dünya. Bakın Beyza Hanım, sizin çocuk ne yazmış? Ben annemi çok seviyorum. Kızım benim. Çünkü bütün ödevlerimi o yapıyor. Ana yüreği dayanmıyor işte. Bizsiz ne yapar? Hanımefendi, çocuk üniversiteye girince ne yapacaksınız? Birlikte mi göreceksiniz dersleri? Ay hadi inşallah mühendislik istiyoruz. Efendim, sizin değil, çocuğun isteği önemli. Ay olur mu öyle şey? Sonuçta beraber okuyacağız. Bensiz bir yere gitmez o. İkimizin karar vermesi lazım. Tabii tabii. Sizin çocuk anlamayan, sarsa
son bakar, bir tip son çıkar. Öyle demeyin Hilal Hanım. Siz bir bu haftaya sap olduysanız biz de çocuklara bir şeyler yaparız sonuçta. Ne oldu hocam? Ne oldu? Ali Bey, size ne yahu? Lütfen gider misiniz? Neyse, o konuya sonra döneriz. Ahmet Bey, bakın sizin çocuk ne yapmış? Babama parasını kaybetmektense güvenini kaybetmeyi tercih ederim. Bunlar hoş da fakat bir yandan da doğru. Ben de olsam ben de parayı seçerdim. Sude Hanım, son olarak sizin çocuğa gelelim. Nasıl durumlar? Benim kim oldu hocam? Onu söylemediniz. Hadi söyleyin de gidelim yemek falan yiyelim. Kan çekerim, çok iyi düştü vallahi. Efendim, sizin çocuk kağıdı yediği için haliyle bir şey olmadı. Neşeden yapılıyor. Tabii güzel olacak tabii. Fazladan kalemi olan var mı? Canım çekti. Hocam benim oğlan diyordum sen son. O ne yazmış anasıyla ilgili? Okuyorum. Annem babamı değiştirdi. Mutsuzum. Hanımefendi, siz bu çocuğu neyle besliyorsunuz acaba? Ah su, dişi çıkıyordu ya. Ondan yaşmama verdim. Sevmedi ha. Yaşmama var mı? Pilavlar da bitmiş. Açık ben. Sırayı arkadaşım. Aha uzun olmaz. Ali Bey bakın biraz daha üzerime gelirseniz üzerinizde tereyağını gezdirip sizi yiyeceğim. Operatif gibi bir şeysiniz zaten. Bak sinirlerin de karnın da nasıl var. Pilav yok. İkramlıklar da bitmiş. Açım ben. Açım ben. Açım. Hilal! Sakin olun lütfen sayın veliler. Bundan sonra hiçbirinizin çocuğuna kızmayacağım. Anaları babaları onlardan beter çıktı be. Siz onların aynasısınız. Siz evde ne ekiyorsanız onlar okulda onu biçiyor. Utandınız değil mi? Yüzünüz kızardı belli. Değerli velilerimiz, Kırlı Market'in sunduğu veli toplantısını burada sonlandırmak zorundayım. Kaçın! Allah! Arkadaşlarım beni bekliyor. Eğlensin, öğrensin çocuklar. Benim de artık şansım. Okullar başlıyor.